La. Bugün harika bir gün. Pijama skinleri çok güzel bir sürpriz hazırlayacağım. Gece nicaları şu tencereyi... Hey, ay kızı ne yapıyorsun yemek havuzunun içinde? Oraya girilir mi hiç? Çık çabuk. Aa, Romeo gelmiş. Gece nicaları neden haber vermiyorsunuz ya? Tamam çıktım Romeo, özür dilerim. Hadi ay kızı gece nicaları. Şimdi bu tencereyi yemekle doldurun birazcık. Pijama skinleri küçük bir sürpriz hazırlayacağım. Tamam Romeo, hemen dolduruyorum. Bu kadar yeter mi? Bol bol koy. Pijama skiller yiyecek bunları. Nefis gözüküyor. Hop. Olamaz. Tencerenin altı delikmiş. Ne yapacağım şimdi? Al Romeo, altına tabak koy. Tamam böyle oldu. Sağ ol ay kızı. Gece nicaları biriniz yardım etsin bana. Şu özel karışımımı da getirin. Tamam Romeo, ben getiririm. Hadi pijama skillerin yanına gidelim. Pijama skiller yeni evlerine taşındığından beri hiç ziyarete gelmemiştik. Şuna bakın. Şu havuza bakın. Kaydıraklı. Balkon. Kedi çocuk. Baykuş kız. Kertenkele çocuk dolabı karıştırıyor. Burada da banyo var. Hey pijama skinliler, uyuyor musunuz? Yeni evinizi ziyarete geldik. Yemek de getirdik. Aa, uyumuyorum, ben de tam yemek arıyordum. Bu haftada yiyecek hiçbir şey yok Romeo. İyi ki geldin. Ne getirdin? Ben uyumuyorum Romeo, televizyon izliyorum. Yemek nerede Romeo? Hadi yemek yiyelim. İşte burada. Gece nicası getirsene. Kertenkele çocuk, sana yeni tarifimi denettireceğim. Tadı çok güzel, emin olabilirsin. Ooo, kahvaltılık gevrek. Bayılırım. Sadece bu değil. Özel karışımı da getirsene gece nicası. İşte burada. Hadi kertenkele çocuk, kendine tabak getir, sana vereyim. Aa, tabak mı? Biz bu eve yeni taşındık Romeo. Tabak, kaşık falan hiçbir şey yok. Bak, mutfak bomboş. Aa, unutmuşum, doğru ya. Dur gece nicası hemen getirir. Hadi gece nicası git birkaç tane tabak ve kaşık getir. Tamam Romeo. Bu Romeo da her şeyi bana yaptırıyor ya. Ay, getirdim Romeo. Bir daha bana bir şey yaptırma ya. Hadi artık açlıktan öleceğim. Nerede kaldın gece nicası? Romeo yiyorum ben, haberin olsun. Ye kendine birazcık doldur. Özel karışımımdan da kat içine. Hey hepsini doldurma, yeter. Arkadaşların da yiyecek. Tamam Romeo. Özel karışımımdan da alayım bol bol. Çok leziz gözüküyor. Özel karışımından sadece bir tane alacaktın, ne yaptın? Neyse, bu kadar yiyince bakalım ne oluyormuş. Leziz gözüküyor. Kaşıkla falan yemeyeceğim ben, direkt alıyorum. Şuna bakın nasıl da iştahla yiyor. Hey kedi çocuğu da çağırsaydık. Kedi çocuk. Of, canım çekti. Ben de beni ne zaman çağıracaklar diye bekliyorum. Geliyorum Romeo, bekleyin. Bana da verin. Hey kertenkele çocuk, hepsini sen yiyeceksin ya. Çekil şuradan. Hadi ben de istiyorum. Tamam, kendine bir tabak ve kaşık al. Sonra kendine doldur. Özel karışımından da koymayı unutma. Tamam Romeo, alıyorum. Yeşil tabak geldi. Şimdi dolduralım. Çok koyma, baykuş kıza da kalsın. Romeo çok açım ya. Baykuş kız zaten çok fazla yemez, merak etme. Özel karışım şekerleri de neymiş? Tamam. Teşekkürler Romeo bu yemeği yaptığın için bize. Ben balkonda oturarak yiyeceğim. Tamam. Hop. Şimdi yemek vakti. Romeo, bu özel karışımın içine ne koydun sen? Birazcık uyuma iksiri koymuş olabilirim. Değil mi gece nicası? Neyse. Kertenkele çocuk, ortalıkta uyuma. Baykuş kız bunun tuzak olduğunu anlayacak yoksa. Gel şurada dur. Baykuş kız, hadi sen de yemek ye. Hadi gel, kahvaltı hazır. Of, çok güzel kokular geliyordu burnuma. Of, açlıktan yere düştüm. Hadi bana da yemeğimi verin. Kedi çocuğa ve kertenkele çocuğa vermişsin Romeo, en son bana veriyorsun. Tamam baykuş kız, kaşığını ve tabağını al. İstediğin kadar yiyebilirsin. Geriye kalan hepsi senin zaten. Sağ ol Romeo, bize yemek yapmışsın, ne kadar iyisin. Aslında tabağa bulaşık etmeme gerek yoktu. Tencereden yeseydim keşke. Neyse. Özel karışımımdan da katsana. Aa Romeo, onlar çok şekerli gözüküyor. Katmasam olur mu? Olmaz tabii ki. Öyle güzel olmaz tadı. Kat. Ama Romeo, benim şekere alerjim var. Bunlar şeker değil zaten. Uyku... Kaç gece nicası, kaç. Uyku neyi Romeo, söyle. Nasıl yani, bu tuzak mıydı? İnanmıyorum Romeo. Ben de bize... İyilik yaptığını sanmıştım. Neyse, Romeo'nun
Özel karışımından yemeden sadece sütlü gevrek yiyeyim. Of of, olamaz olamaz. Baykuş kızın da yemesi gerekiyordu gece nicası. Şimdi ne yapacağız? Bedavadan sütlü gevrek yemiş oldu. Olamaz ya. Bütün planımız berbat oldu. Gel geri dönelim en iyisi. Romeo, baykuş kızı yakalasak olmaz mı? Hep beraber gidersek yakalayabiliriz. Haklısın gece nicası. Git ay kızını ve diğer gece nicalarını çağır. Of Romeo, gene bana iş yapıyorsun. Neden bilmiyorum ama çok uykum geliyor. Hey, o ses de neydi? Kedi çocuk, iyi misin? Olamaz, sandalyeden düşmüş. Kedi çocuk. Of Romeo, gitmeden ortalığı berbat etti. Nasıl temizleyeceğiz burayı ya? Bunun lekesi de geçmez şimdi. Çok kötü, çok kötü. Of. Geçmiyor bir türlü. Al işte Romeo, yaptın mı beğendiğini? Hey çocuklar. Romeo hepinizi çağırıyor. Çok önemli bir göreviniz var. Gene ne iş yaptıracak Romeo bize? İş yaptırmayacak. Baykuş kızı yakalama görevi. Romeo'nun tuzakları kedi çocuk ve kertenkele çocuğun üstünde işe yaradı. Ama baykuş kız fark etti ve tuzağa düşmedi. Onu yakalamamız gerek. Hepinizi çağırıyor Romeo. Gelin. Tamam. Neyse hadi gene bize eğlence çıktı biraz. Gene size de götüreyim gece nicaları. Kedi çocuk ses ver, iyi misin? Hey baykuş kız, benimle gelmelisin hemen. Hey bırak beni, nereye götürüyorsun? Üzgünüm baykuş kız, Romeo'nun tuzağına düşmek... Düşmeliydin. Sen nasıl benim özel karışımımdan yemek istemezsin? Romeo, yaptığın yemeği zaten yiyordum. Tuzak olduğunu anlamamıştım bile. Sadece şekere alerjim var. Ya özür dilerim baykuş kız. Bazen çok kötü birisi olduğumu düşünüyorum. Ama öyleyim. Ay kızı, gelin şu ortalığı toplayın. Yeni evimize yerleşmek istiyorum artık. Of ya, Romeo'nun arkasını temizlemekten bıktım artık. Neyse, bu güzel ev için değer. Etraftaki yemekleri toplayalım önce. Her tarafa da dağıtmışlar. Bu pijama skiller ne kadar dağınık ya. Düzgünce yesenize yemeğinizi. Kedi çocuğu da toplayalım bari. Ortalıkta durmasın. Havuza yatıralım. Kertenkele çocuğu da havuza yatıralım. Yemekleri kaldıralım artık. Yemek görmek istemiyorum. Daha bunların bulaşıklarını da yıkayacağız. Düşsene, yapışmış. Hadi düş düş düş. Heh. Şu bulaşığa bakın arkadaşlar. Keşke Romeo kendi işini kendi yapsa. Her şeyi de bize yaptırıyor. Aferin ay kızı, aferin. Tertemiz olsun. Tamam. Her tarafı temizledim Romeo. Aferin ay kızı. Şimdi git bu bulaşıkları yıka. Gece nicaları gelin. Yeni evimize yerleşebiliriz artık. Of, bulaşık falan yıkamayacağım Romeo. Git kendin yıka. Kedi çocuk ve kertenkele çocuk burada mışıl mışıl uyurken yeni evimize yerleşelim. Şu kaydırağı çok merak ediyorum. İlk başta o kaydırağa gideceğim. Oo, çok yüksekmiş. Buradan nasıl kayacağım ben? Oo Romeo, kaydıraktan mı kayıyorsun? Biz de kaymak istiyoruz. Biz de. Bizi bekle. Dur gece nicası, sakın beni ittirme, korkuyorum. Oo, birazcık cesaretleneyim, kendime motive edeyim. Al bakalım Romeo. O da neydi öyle? Gece nicası sen mi yaptın yoksa? Gece nicası ne yapıyorsun sen? Hey sen de mi aşağı düştün? Kim yaptı o zaman? Kedi çocuk, sen nasıl ayaktasın? Senin yaptığın uyku karışımları süper kahramanların hoşuna gider. Değil mi kertenkele çocuk? Evet kedi çocuk. Romeo, sana da teşekkür ederiz. Senin sayende karnımız doydu. Ne? Ne diyorsunuz siz? Uyku karışımım işe yaramadı mı yani? İşe yaradı ama biz süper kahraman olduğumuz için etkisi çok kısa sürdü. Bir dakika uyuyup hemen uyandık. Sen de birazcık eğlen diye sana da izin verdik. Çünkü sayende yemek yemiş olduk. Of ya, ne kadar başarısız bir gün geçiriyorum ben. Ben gidiyorum. Romeo, etrafı da temizlemişsiniz. Sağ ol. Tertemiz olmuş. Şuna bakın. Giderken gece nicasını da götürmeyi unutma Romeo. Tamam kedi çocuk. Gece nicası gel. Başarısız olduk yine. Güle güle Romeo. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.